Evet, ikinci bölüme hoş geldiniz. Büyük ihtimal chapter chapter ayırmak yerine hepsini bir videoda bitireceğim bu seriyi. Bu yüzden bazen nefes nefese kalırsam umarım fazla rahatsız etmez ama nefes nefese kalabilirim. Bir videoda bitirmeyi planlıyorum. Çünkü oyunda gösterecek zor bir trik yok. Sadece bu oyunda sizi zorlayacak tek şey movement'tır. Büyük ihtimal. Ya bir de Rosenberg stratler falan filan. Oyunda fazla zor bir şey yok. Sadece movement zor diyeyim ve oyunun 4 dakikası cutscene. Onları geçe geçe zaten bu tutorial hızlı biter diye düşünüyorum. Biz hepsini tek bölümde bitireceğim. Nefes nefese kalabilirim. Şimdiden söylüyorum. Şimdi P'ye bastığınız an hemen gidemezsiniz. Star save öyle. Şu arkadaki loading trigger'ına hemen dokunup başlayın. Yani şöyle bir şey olacak. Hemen başla S, sonra devam et abi. Başla geri git, hemen devam. Böyle başlayın run'a. Şimdi oyunda Gelişiyorlar. dediğim gibi 550 hızın üstüne çıkmak istemiyoruz. Çünkü çıkınca hemen hızımız kilitleniyor o şekil. Direkt ben rotayı göstereyim. Nerede nasıl duck yaptığımı falan filan oradan hemen görürsünüz. Şu şekil başlıyorum. Direkt ben buradan gidin. Rotayı gösterecektim doğru. Buradan zıplayın. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şu lambanın altından eğilirseniz çarpmazsınız. Yani direkt ben lambanın altına eğilip gidebilirsiniz. Ve hayvan gibi strafe atmayın şu şekil böyle. Fazla hız almayın. Az strafe atın. Hızınıza bakın sürekli. Hıza odaklanmak lazım. Buradan duck atın. Buraya gelin. Bakın fark ettiyseniz hızın 550'nin üstüne altına düşünce zıplıyorum yine. Bakın şu an duck atıyorum. Zıplıyorum. O şekilde bir momentum koruma eğilimi gerçekleştiriyoruz. O şekilde sadece söylüyorum. Tamam. Bunları anladığınıza göre artık geçebilirim. Sus Barney. Buradan gidin hemen. Ota buradan çarptım. Neyse şimdi başlıyoruz. Buradan gidin. Duck. Hızım düştü. Bir daha bunny yapıyorum. Ve ikisini alın. Kesinlikle alın. Yoksa devam edemezsiniz. Ben demo kaydını durduruyorum. Siz durdurmayın run yapacaksınız. Run yaparken lazım demo yollamak. Aldıktan sonra hemen buraya gidin. Bakın demin duck yapmadım. O yüzden hızım gitti. Ben duck yapıyorum. Neyse. Story olduğu için fazla kasmaya gerek yok duck'a. Şimdi burada timing yapın. Kapı tam açıldığı zaman. Restrefle hemen çıkın şuradan. Benim gibi olmayın. Bu şekilde çıkın. Duck yapın. Duck yapamıyorum şu an. Tutorial'da olduğum için. Yine böyle bir şey açın. Timing yapın. Tutorial'da olduğum için büyük ihtimalle bir sürü duck failleyeceğim ama neyse. Buradaki arkadaşın trigger'ına dokunun, bize silah verecektir. Buna dokunduğumuz an hemen geri dönün. Geri döndüğünüzde kapının açık olmasını istiyoruz. Kapıyı açın. Sonra bu arkadaşın silahını alın. Yanlışlıkla animasyonu iptal ettim. Neyse bir daha göstereyim. Kapıyı açıyoruz. Sonra silah alıyoruz. Şimdi silah aldıktan sonra bunu en hızlı gitmenin yolu. Şu şekil bunny yapın. Buradan bir sideways bir hop ile şu camı kırın. En sonunda şu şekil atlayın buradan. Atlayamıyorum. Buraya doğru atlayacağız. Buradan direkt ben bütün bunny hızını tutarak şu şekilde gidebilirsiniz. Bir daha göstereyim. Şu şekilde gidiyoruz. Sideways bunu kırıyoruz. Sonra buradan gidemedim. Neyse. Burada yapacağınız küçük bir optimizasyon var. Bu Barney böyle 10 yıla dönüyor. Bunun için FPS'i 20'ye düşürebilirsiniz daha hızlı dönmesi için. Direktmen dönmesini istiyorsunuz. Girdikten sonra FPS'i 4'e düşün. Bu şekilde ışınlanacak arkasına, öyle gibi bir şey olacak. Yapamazsınız da birazcık zaman kaybettiriyor ama kolay bir şey. Bu şekilde. FPS'i 4'e düşürüyorum tabii ki. Kapatıldıktan sonra buraya gidiyorum. Buradan bunny yapın. Buraya. Wall Strafe. Burada küçük bir kısa yol. Buraya gidin ve bunda 4 FPS'in. 4, eğer Half-Life tutorial'larını izlediyseniz büyük ihtimal biliyorsunuzdur. Hemen FPS'i 4'e çekip sonra 100'e çekiyorum. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Her 4 FPS tree 250 milisaniye saveliyor. Öyle diyeyim. Evet, buradan kesim yapıp 4 FPS'i yaptıktan sonra E basılı tutabilirsiniz. Yok uçuyorsunuz oraya bir herif ama E basılı tutuyorum tabii ben kapının önünde durmak için. Şimdi burada yapılacak trik şöyle bir şey. Buradan press save gidin. Bir kere vurun, bir kere daha vurun. Duck sonra zıplayın. Buradan aşağı inin. Eğer yere düşerseniz direkt ben bu merdiveni de alabilirsiniz. Ya da bu trik yapmayacaksanız direkt ben şuradan da gidebilirsiniz. Ama kolay trik yapın. Fazla press save almayın, fazla strafe atmayın. Bir kere vurun, bir kere daha vurun. Sonra duck atıp hemen şuraya inin. Eğer yeteri kadar hızınız yoksa şey atmaz. Ya şöyle de yapabilirsiniz yani. Kolay bir şekilde. Bundan sonra devam edin. Buraya atlayın. E basılı tutup D basın. Bu obje uçururken sizi hemen burada bırakacaktır. Şu şekil.
Burada büyük ihtimalle bir şey göremezsiniz ama en optimal yolu şu şekilde duck biop yapmak. Buradan gitmenin. Şu şekilde duck biop yapın. Buradan gelin. Şuradan küçük bir kestirme. Buraya gidin. 4 FPS'leyin buna. Şimdi şurada trigger var. Buna hemen dokunun. Geldiğiniz an. En hızlı şekilde dokunun. Şimdi küçük bir G-Man'in geçişini bekleyeceğiz. O sırada şöyle komik bir şey yapabilirsiniz. Buradan hemen spam atın. Eğer üye spam script'i kullanıyorsanız scripted kategorisi için direkt hemen E basılı tutabilirsiniz. Kapı açıldığı zaman hemen gidin. Bu şekilde buraya gidip bunu 4 FPS'leyin. Buradan devam. Wall Strafe. Dön Wall Strafe. Bunu da 4 FPS'leyin. Sonra buradan bunu açın. Şimdi burada 2 dakikalık cutscene var ama yapmanızı önerdiğim birkaç şey var. Bu tür gibi mission fail yemek istemiyorsanız yapmanız gereken birkaç şey var. FPS'ini hemen 44'e alın. Eğer yüksek FPS'e giderseniz bu asansör çok bug'lı, hatta görüyorsunuz bunlar oynuyor sürekli. Bu arkadaş hasar yiyor, bazen ölüyor ve mission fail yiyorsunuz. Bunun önüne geçmek için FPS'inizi 44'e düşürün ve bazen asansörün içine siz de sıkışabiliyorsunuz. Şu an sıkıştım. Gördüğünüz gibi bir arborum gitti. Bazen full sıkışıyorsunuz. O bayağı bir time loss oluyor. Benim yaptığım şey ise 2 dakika bu cutscene bitene kadar FPS'i 44'e düşürüp sürekli şu şekilde zıplıyorum. Bu sayede ne ben asansöre sıkışıyorum ne de arkadaş asansöre sıkışıyor. Eğer benim kadar şanssız değilseniz normal bir şekilde atlatabilirsiniz buraya ama ben hep bunu yapıyorum. Direktmen güvenli gitmek için just in case. 2 dakikalık bir cutscene var burada. Bu bittikten sonra burada olacaksınız. Siz tabii ki izlemeniz lazım. Ben şu an tutorial yaptığım için hemen cutscene'leri skipliyorum. Burada olacaksınız cutscene sonunda. Şimdi şu an hareket edemiyorsunuz. Bir süre sonra alıyorsunuz hareket kontrolü. Crowbar'ı alın. Buradan bunny hop yapın. Böyle bu kadar değil tabii. Şu şekil yapın. Bunu kırın. Bunu da kırın. Bunu patlatın. Benim gibi yapmayın. Şöyle şekil patlatın. Şekil patlatıp hemen buraya dönün. Bunu 4 FPS yapabilirsiniz. Şimdi burada kolay bir trik var. Bunny yapın. Ben direktmen bunny yaparak şunun üstüne atlayabilirsiniz şu şekil. Ama ben şöyle yapıyorum genelde. Şuradan press safe alıyorum. Sonra bu asansör diyorum. Sandalyenin üstünden şu şekil atlayabilirsiniz. Şu an yapamıyorum ama. Kafanızı şuna çarpmamak önemli. O yüzden birazcık ucuza atlamanız gerekiyor bu şekilde. Ve atladıktan sonra bunny hop hızınızı kesmeyin. Şunun üstünden direkt bunny ile devam edin. Eğer etmezseniz burada bu şekilde bunu itmek zorunda kalırsınız. Bir iki saniye time loss olur. O yüzden bu bunny yaptıktan sonra bu şekilde değil, devam edin. Ondan sonra şöyle bir bunny jump ile buraya atlayın. Şunu almak yerine direkt ben buraya bu şekilde bir jump yapın. Sonra bunu 4 FPS edebilirsiniz falan filan. Bunu açın. Açtıktan sonra bekleyin. Time'layın şu kapıyı. Sonra buradan devam. Buradan devam. Şu şekil buraya. Burada çok zor bir strat var ve genelde RNG şansa dayalı. O yüzden göstermeyeceğim. Han'da şuraya korkutup şöyle boost falan yapılıyor ama genelde segmented runlarda kullanılıyor. Normal runlarda hiç kullanıldığını görmedim. O yüzden göstermeye gerek yok. Bunu direkt açın. Basılı tutun. Şu Han'da size vurabilir. Önemli değil. Şu yukarıdaki şey gelene kadar atlayabileceğiniz bir seviye kadar indirin. Sonra bunun üstünden buraya atlayın. Bundan sonra şu şekilde bir jump ile bu merdiveni tutun. Bunu getirmek yerine direkt şu şekilde bir jump ile bunu tutun. Bunu yaptıktan sonra devam. Şuraya doğru. Hop, demin mesela duck yapmadım. Bir hopuzum 310'a düştü. O duckler önemli. Eğer normal bir run izlerseniz ne kadar sıklıkla duck yapıldığını görebilirsin. Şu an tutorial diye fazla gösteremiyorum. Sadece rotayı gösteriyorum ama movement'ı daha iyi görmek istiyorsanız herhangi bir run izleyebilirsiniz. Buradan buraya gidin. Bunny yaparak şuraya gelin. Buradan buraya. Buradan buraya. Bunun hemen içinden geçin. Öldürmüyor sizi. Şimdi burada hemen bunu açın. Bunu açınca şuradan bir şey inecek. Buradan bu inerken hemen şuradan can alın. Canınızı fulleyin ve 90'a falan getirin. Daha sonra şu jumpla buraya gelin. Bu şekilde. Burada yapacağımız şey şunu fırlatmak olacak oraya. Onun için bir trik var. Şimdi canı fulleyin. Buraya doğru gelin. Geldikten sonra bu hemen altına geçip Vortigaunt spawn oldu bu sefer. Bu Vortigaunt her zaman spawn olmuyor. Bazen demin gördüğünüz gibi ölüyor. O olursa iyi. Eğer Vortigaunt orada durursa sürekli save load atın size vurmaması için. Ama şu an gibi olduysa sıkıntı yok demektir. Hemen altına geçip spam atın. Ben şu an yapamadım. Hemen altına geçip spam atın.
Yapamadım yine. Eğer altına hiçbir spam atarsanız direkt mi bu buraya uçacaktır. Demin uçamadı herhalde. Neyse altına geçemedim şu anda. Nereye gitti o? Yani bunun gibi uçacaktır. Eğer altına geçemediyseniz de sıkıntı değil. Direkt şu şekilde itebilirsiniz. Bunu buraya itin. Oradan da buraya itin. Sonra patladığı an şuradan duck yaparak gidin. Hasar yemeniz pek önemli değil. Zaten armor bulacağız. Buradan sürekli duck yapın çünkü zıplarsanız direkt ben böyle yapınca sıfırlanır bu şekilde. Burada boost var. O yüzden sürekli duck yapın. Şöyle duck, 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 sürekli duck. Buradan zıplayın gidin. İkinci chapter bitti bu şekilde. Buraya gelin. Buradan şöyle bir ladder jump yapın. Şu şekilde. Oradan buraya gidin. Bunu açın. Çıkın sonra devam. Buradan hepsini alın buradakilerin. Hem revolver hem armor'u alın. Aldıktan mermiyi de kesin almayı unutmayın. Aldıktan sonra bunu patlatın. Şimdi burada bir trik var kolay. Bunu açtıktan sonra FPS'i 100'e düşürüp hemen suya atlayın. Eğer FPS'inizi 100'e düşürmezseniz ölürsünüz. Bakın şimdi full FPS gideceğim içeri. Yani açamıyorum şunu. Full FPS gideceğim. Şimdi öleceğim mesela. Bu şekilde. O yüzden FPS'inizi 100'e düşürün ve gidin. Buradaki ladder'a takılabilirsiniz. O yüzden ben de space spam atıyorum bu şekilde. Hiç şey olmamak için. Bu şekilde buraya gelin. Buradan direkt sola. Bu headcrab'lerden blok yemeyin. Bu şekilde bunny yapın. Buradaki valve'ı açın. Buradan devam. Burada zıplamanıza gerek yok. Şöyle sekip hemen bunny'ınıza devam edebiliyorsunuz. Zıplarsanız zaten büyük ihtimalle zıplayamazsınız bu şekilde. Buradan zıplayın. Bu sizi sektirecektir. Sonra buradan bunny ile devam. Buradan devam takılmadan hiç. Hop. Neyse. Şimdi burada yapacağınız şey ise CTRL ve Space tutun. Bu şekilde yüzeceksiniz. Evet. Bu şekilde yüzülüyor oyunda. Yapacaksınız. Şurada bir valve var. Bunu açın. Hemen şuraya spam atın. Açın. Buradan sonra buraya gidin. Şimdi buradaki trik şu olacak. Şu headcrab'ın Bull Squid'in üstüne atlayacak. Bull Squid yolu blokluyor. Gördüğünüz üzere. Burada yapacağım şey ise şu gördüğünüz yanda sörpümsü şeylerden kayıp üstüne atlamak olacak. Şöyle gidin. Şu şekil bir şey yapıp hemen üstüne atlayabilirsiniz. Kolay trik. Şu şekilde. Bu şekilde değil. Bu şekilde veya bu şekilde atlayın. Buraya gelin ve bunu açın. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Bunu açtıktan sonra hemen şunu patlatın ve şu, hamam böceklerine bakın. Asansörde hamam böceği var mı diye. Çünkü bu hamam böcekleri asansörü geri itebiliyor. Yani üste çıkarken aniden aşağı düşmeye başlıyorsa bilin ki bir tane hamam böceği bir şeyin arasına girmiştir ve asansörü bunun gibi. Demin gördünüz. Bakın şu an asansör aşağı geliyor. Bunun için şunu patlatın ve hemen şu gördüğünüz zaman hemen öldürün. Demin gördüm mesela öldürdüm. Bu şekilde yapın. Burada bekleyin. Birkaç revolver reload edebilirsiniz. Şimdi burada buraya gidin. Oradan buraya, oradan buraya, oradan buraya. Burada direkt ben bodoslama dalmayın. Bu şekilde ölürsünüz. Bunun spam şeyine girmeyin. Direkt ben şu şekil bir rotayla engelleyebilirsiniz falan filan. Burada geldiğiniz zaman bunu öldürün. Burayı patlatın. Buraya gelin şu adam kafasından şu boruya atlayın. Bunu öldürün çünkü size vuracak. Öldür, patlat. Sonra bunun kafasından da şuraya atla. Yapamadım. Öldür, patlat. Buraya gelin. Press ve kafasını atlayın bu şekilde buraya. Buradan sonra bunny yapın. Şimdi burada 4 FPS stratleri olacak. Buraya geldiğinizde şimdi bunu kırdığınız an FPS'i 4'e düşürün. Headcrab tam ortasında durmayın yolun. Tam ortasında durursanız bu şekilde tamamen yolunuz bloklanır. Bizim yapacağım şey kenarda durun. Headcrab size saldırınca hemen yön değişin. Solda durun. Headcrab size saldırırsa sonra sağa geçin. Bu şekilde yolunuzu bloklamayacak. Daha hızlı size saldırmaları için FPS 4'ü düşürün. Sonra hemen yüze çekin falan filan. Bu tür şeyler olacak. Yine burada aynısı var. Yapamadım bu sefer. Yapamıyorum. Şu an nedense headcrab'lar çok garip. Neyse. Şimdi burada yapacağımız trik ise ilk deneme yapabilirsiniz bu şekil. Bakın. Headcrab'in durduğu yönü değiştirdik. 4 FPS. Buraya atlarken FPS'i 4'ü düşürürseniz. Bakın şu an olmadı mesela. Normal giderseniz tamamen böyle olacaktır. Yani bunu öldürüp beklemeniz lazım buradan çıkmak için. Ama bunu engellemin yolu ise 4 FPS Headcrab'in yönünü düşürüp o yolu açmak. Bazen sıkışabiliyorsunuz bu şekilde de. Bu şekilde açıp hemen gidebilirsiniz ama fail derseniz sıkıntı değil. Bu şekilde devam edebilirsiniz ama böyle de olabiliyor.
Bunu kırın. Şuradan direkt dark crawl yapıp bundan gidin. Şu şekilde dark crawl'da gidebilirsiniz. Kesinlikle reload atın. Bir şeyler öldüreceğiz çünkü. Şu an reload attı mı bilmiyorum. Bug'a mı girdi Hood? Yani bug'a girmiş. Buradan gidin. Buraya gidin. Wall Strafe. Şimdi burada yapacağımız şey. Bunu öldürün. Bunu alıp bunu öldürün. Sonra shotgun alın. Bu adamı öldürün. Sonra bu adamı öldürün. Şimdi burada uzun bir cutscene falan filan var. Bunu engellemenin yolu da bu adamı öldürmek. Bunu aldığınız zaman sıkın öldürün bunu. Sonra bunu da öldürün. Burada bir strat var. Bunu öldürdükten sonra vurun. Azıcık bekleyin. Sonra bu arkadaş kenara çekilecektir. Direktmen bodoslama dalarsınız bu şekilde. Birazcık beklemeniz gerekecek. Bir iki saniye falan filan. Engellemenin yolu bir kere vurup arkadaşın kaçmasını beklemek, sonra devam etmek. O şekilde. Bu sefer olmadı mesela. Neyse, ben devam edeceğim. Onu öldürün ve hemen gidin buradan. Buraya doğru. Reload atın birkaç tane falan filan. Boss Rave. İkinci kata çıkın buradan. Buraya değil, buraya. Evet, pardon pardon. İlk kata. Benim yandı. Buraya gidin. HP'leri almanıza gerek yok şimdi. Burada shotgun'ı alın. Bu adamı öldürün. Sürekli save load, sürekli save load. Bu sürekli save load atmak bu adamın animasyonu yenileyecek ve düşürdüğü silah bir daha düşürmesine yol açacak. Bu yüzden sürekli save load, save load atın. Şuraya bir nade atın, şuraya bir nade atın. Hepsinin ölü olması lazım. Bakın benim gibi atmayın. Sonra ölmüyorlar. Bunu öldürün, sonra bunları öldürün. Ben şu an sürekli save load attığım için bunların yönleri değişti. Ama yönleri genelde fix bir yerde oluyor. Şimdi göstermeye çalışacağım. Şimdi tekte yapmayı deneyeceğim. Öyle geliyorum, öldürüyorum, vuruyorum, vuruyorum. Ben genelde şöyle yapıyorum. Bunları öldürüyorum. Ondan sonra şunları öldürüyorum. Bakalım. Olmadı. Bakın neydi? Bu neydi? İyi atmanız lazım. Bakın şu an ikisi de öldü. Bunu yaptıktan sonra da buraya gelin. Buraya neydi atın? Bu arkadaşın pencereyi açması lazım. Arkadaş pencereyi açınca bir neydi daha atın. Sonra buradan gidin. Buradan buraya. Buradan da buraya. Buradan buraya. Elinize revolver alın. Şuradaki nade'i almamız lazım. Şuradaki nade'i alın. Hemen buradaki trigger'ı aktif edin. Buraya gelin, nade atın. Olmadı şu anda. Şuradaki nade'i alın. Hemen dönün. Burada bir trigger var. Bakın duyuyorsunuz şu. Bunların açılmasını sağlayan o dın dın sesi gelince hemen dönün. Buraya gelin. Buradan nade atın ve devam edin. Kapının açılmasını istiyoruz. Buradan devam. Burayı, evet, PPG. Autosave'den devam edeyim mi? Okey edeyim. Evet, göstermeye çalışacağım. Şu an neden olmadı? Bug'a mı girdi oyun? Evet, bug'a girdi oyun. Neyse, genelde olmuyor. Şöyle gidiyorum. Buradan devam. Bu şekilde. Kapı açıldığında hemen nade atın, bir ikisi ölsün yoksa yolunuzu blokluyor. Buradan devam. Şimdi burada yapacağımız şey bunların hepsini temizlemek. Bunun için buraya gelin. Buraya nade atın. Buraya nade atın. Buraya nade atın. Sonra şuraya nade atın. Black Trigger'ı aktif edin. Dönün. Giderken şu ikisini öldürün. Sonra bir şey kapı açılacaktır. Bu kapıyı açmak için hepsini öldürüp şuradaki arkadaşın Trigger'ını aktif etmeniz gerekiyor. Şimdi demin gösterdiğim gibi hepsini öldürün. Nade ile. Deminki gibi bir şey gözükecek. Benim burada göstereceğim triimsi şey ise, şimdi bu şat olacak. Şuraya bir yere sıkarsanız şu gördüğünüz alttaki iki şey de kırılacaktır. Şöyle bir sıkış yapın. Ondan sonra burayı aktif edin. Yine dun dun sesi çıkması lazım. Atın. Aktif edin. Sonra burada giderken şu arkadaşı öldürün. Bir arkadaş daha kalmış. Hepsini öldürmeniz lazım. Diğer arkadaş nerede bilmiyorum. Büyük ihtimal şurada bir yerde. He, yok, aktif etmemişim ben şeyi. Okey okey. Bunu açtıktan sonra buraya gidin. Buradan Osref devam. Burada yapabileceğiniz bir trik, direkt ben tankı patlatıp şu şekil bir jump yapabilirsiniz şuraya doğru. Tankı değil de şuradaki kutuları patlatıp buradan şuraya bir jump yapabilirsiniz. Direkt ben kenardan gitmek yerine bu şekilde. Pek önemli bir şey değil ama şuradaki kutuları kırıp hemen şuradan şuraya jump yapabilirsiniz. Buradan buraya. Buradan direkt ben banyo hızınızı tutun. Şu anda bir mermim var. 2 olması, 2-3 olması gerekiyor. Büyük ihtimal ben
Demin gösterdiğim hani var ya, düğüp yaptık adamların mermisini. Bir adamı öldürdükten sonra sürekli save load attık. Ben orada 8 mermi almışım. 10 mermi olması gerekiyor. Orada 10 mermi aldığınıza dikkat edin. Yoksa benim gibi böyle kalabilirsiniz. Şimdi burada bir mermim olduğu için bunu kırıyorum maalesef. Sonra şuraya bir nade atıyorum. Bu şekilde hepsi patlıyor. Eğer 3 mermim olsaydı direkt ben şuraya bir nade, sonra bir tane daha nade atacaktım. Eğer şunu tam ortasına nade atabilirseniz, ben direkt kırmak zorundayım şu anda. Bu şekilde hepsi patlayacaktır. Buraya kutular da patlar eğer 3 tane şeyiniz varsa. Eğer benim gibi bir duruma düştüyseniz direktmen bu şekilde gidebilirsiniz yine. Eğer hala nade'iniz varsa şuraya bir nade fırlatın. Bunları korkutacaktır. Bunları korkuttuktan sonra benim şu an korkutamıyorum. Şunu açın ve şunu açın ve buraya gelip bunları alın. Şimdi ben bunu öldüreceğim arkadaşlar, rahatsız ediyor çünkü. Yani bir saniye. Öldürün, açın bunları. Sonra buraya dönün. Buraya hemen gelin çünkü burada trigger aktif etmek, ne kadar erken aktif ederseniz o kadar hızlı gidersiniz. Girdikten sonra buraya çıkın, bekleyin. Sonra spam atın. Spam. Sonra bu daha hareket etmeye başlayınca gelin. Şimdi buradan yine nade toplamamız lazım. Galiba bu arkadaşta nade olması lazım. Evet, bu arkadaş. Genelde bu arkadaşta nade oluyor. Bu arkadaş değilse şu arkadaş da oluyor. Bakalım. Bunda nade yokmuş mesela. Bunda nade var mı? Tamamen bu adamı aramaya çalışın. Ama hepsini öldüreceğiz de yine. Bu adam nade düşürüyor. Adam nade düşürdükten sonra save load, save load, save load, save load atın. Sonra yine 10 merminiz olsun tabii ki. Sonra diğer adamları da öldürün bu tren gelirken. Bir de diğer adam... Ha, bu adam da nade düşürüyor. Demin gördüm. O tren gelirken bu arkadaşları düşürün. Bu şekilde. Okey. Şimdi burada yapacağınız şey direkt ben burada beklemek. Burada bekleyince cutscene'i daha erken aktif edeceksiniz. Bakın şimdi. Yes, I am Dr. Rosenberg dediği an cutscene'i aktif etmişsiniz demektir. O cutscene'i bekleyeceğiz şimdi. Burada bekleyin sadece. Bu esprisi yok. Burada bekleyin. Şimdi aktif edeceksin. Şimdi bu cutscene sırasında HP toplayacağız. Burada yine hepsini kırın. Zamanımız var. Hepsini kırıp içindekileri alın. Bazıları boş ama siz yine de kırın. Böyle eğlencesine. Şuradaki nade'i almayı unutmayın. Önemli olanlar cam ve nade. Bu nade'i de alın falan filan. Bunları kırın. Tamam, bu kadar. Şimdi bekleyeceğiz yine. Yine burada bekleyin. Diğer cutscene'i duyduktan sonra bir şey daha yapacağız ve Rosenberger diyoruz biz bu NPC'ye. Normalde adı Dr. Rosenberg ama çok sinir bozucu bir NPC. Run öldürme potansiyeline sahip. Öyle diyeyim size. Burada bekleyin. Diğer cutscene'in gelmesini bekliyoruz şu anda. Diğer diyalog diyeyim, cutscene değil. Heh, bunu duyduğunuz an buraya gelin. Diyalog bitince nade atın. Diyalog bitti, nade atıyorum. Burada doğanlar hemen ölecek bu şekilde. Buradan buraya gelin. Sonra Rosenberg'i buradan E basın. Ne yaptık burada? Cutscene duyduktan sonra cutscene bitince, diyalog bitince. Şu an diyaloğu iptal ettim. Save load attığım için maalesef. Ama ben yine deneyeceğim. Aynen. Bak, olmadı mesela. Şu an çok geç attım. Böyle bir perfect timing ile bunları hemen öldürebilirsiniz bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra buradaki trigger dokunan bu kapı açılacak. Direkt ben buraya gitmeyin çünkü bir cutscene yani diyalog trigger edecektir. Buraya gelin. Sonra şuradan E basın Rosenberg'e. Sonra FPS'in 44'ü düşünün. Şimdi Rosenberg stratler başlıyor. Rosenberg çok sinir bozucu bir NPC. O yüzden run'ınızı öldürebilir. Şimdi FPS'in 44 düşünün. Getirin buraya. İlk önce buradaki shotgun diye öldürün. Şimdi Rosenberg'in gelmesini bekleyin. Bekliyoruz. Arkadaşı geldi. Sonra burada bekleyin. Şimdi statler burada başlıyor. Arkadaşlar hemen kapıda gördüğünüz zaman buradaki trigger'a girin. Çıkın. Ve girin. Buraya gelin. Geldikten biraz sonra nade atın. Sonra şuraya da nade atın. Ondan sonra buraya nade atın. Save load atın. Bir E basın. Şu an olmadı. Bunu en hızlı şekilde getirmenin stratleri bu. Şimdi FPS 44 iken yapmanız lazım. Bunu getiriyoruz. Bu arkadaşın bir kilidi var. Daha rahat hareket etmesini önleyen bir kilit var. Bu kilitten kurtarmak için de böyle loading trigger'ına giriyoruz, çıkıyoruz ve bir daha giriyoruz.
Giriyoruz, çıkıyoruz ve bir daha giriyoruz. Sonra burada bekliyoruz. Arkadaşı korkutacağız. Geldikten sonra şu şekilde atın. Sonra oraya değil, pardon. Buraya atın. Buraya atın. Sonra şuraya bir nade atın. Ondan sonra buraya bir nade atın. Save load çakın. Arkadaş E basın. Tam basamadım. Şu an her şeyi içine ettim ama herhangi bir an izlerseniz ve World Record izlerseniz kolay şekilde göreceksiniz. Bu setler biraz zor. Sadece nasıl yapıldığını anlatayım yeter. Bunu yaptıktan sonra arkadaşı E basın. Olmadı. Neyse. Bu arkadaş gelirken bunu öldürün. Sonra buraya bir nade atın. Sonra arkadaşı gördüğünüz an save load atın. Şu an gelemiyor ama ben şimdi save load atacağım. Save atınca bu şekilde koşmaya başlayacak size. Save atmazsanız orada takılıyor gibi bir şey. Size koşmaya başladığı an direkt koşun buraya. EP'siniz 44 kalsın hep. Burada nade'inizi pinini çekin. Buraya atın. Atamadım, adam akıllı. Buradakinin ölmesini istiyoruz. Ya ben bir save'imi geri yükleyeyim. Buradan nade'i pişirin. Atın buraya. Bunları öldürün. Hepsi buraya koştu. Ayrı bir kafa cidden. Şimdi buraya geldikten sonra bir strat daha var. Buraya gelin, nade atın, E basın ve aşağı inin bu şekilde. 1,5 saniye falan sevilen bir strat diyelim. Bu şekilde Rosenberg size böyle sonsuza kadar koşacak eğer düzgün yapabilirseniz. Yani bu şekilde. Buraya geldikten sonra bir E daha basın. Buraya doğru çekin. Son bir scare stratimiz kaldı. Buraya gelin, buraya gelin. Burada bekleyin. Rosenberg geldikten sonra biraz yürüsün. Sonra nade'i atın. Buraya doğru koşacaktır ve hemen buraya kapatın. Evet, Rosenberg bu şekilde. Duran öldürme potansiyeline sahip. Onu söyleyeyim. Eğer düzgün bir şekilde yapabilirseniz. Evet. Neyse böyle. Fazla diyecek bir şey yok. Ayak sesi duyuyorsunuz, geliyor demektir. Burada E basmanızın sebebi ise burada sizi takip etmeyi bırakıyor. Neden bilmiyorum. O yüzden burada hemen E basıp getiriyorsunuz. Burada gelince en son. Bakın bazen böyle sıkışıyor. Neden olduğunu bilmiyorum yine. Bu olursa. Hop. Bu olursa geri loading'e geri dönün, sonra E basın, sonra bir daha geri dönün. Bir şey gelmeye. Okey, bu şekilde devam edecektir. Burayı getireyim mantığı. Buraya yine FPS 44. Geldikten bir süre sonra. Oh, nedense şimdi koştu, bilmiyorum. Burada baya bir diyalog var. Diyelim faillediniz, arkadaşı itin buraya doğru. Bu diyalog harbiden uzun, bir 10-15 saniye falan gidiyor. Bu tree fail derseniz eğer yapamazsınız bu şekilde oldu diyelim. Adam sıkıştı. Atmayın neydi? Hepsi 44 düşürün. Gelsin buraya. Sonra arkasına geçin ve itin buraya doğru. Sonra hemen burayı kapatın. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi FPS 44'te dursun yine. Loading trigger'ından hemen sonra bir E basın. E basın, buraya doğru gidin. Hop, zaten E basmışım ben. Okey. Sonra buraya getirin, buradan devam ve buraya getirin. Ve Rosenberger ile maceralarımız bitti. Şimdi burada yapacağınız şey, buradaki mermileri kesinlikle alın ve armorumuz, armor da alın, tamam, armor da alın. Armorları tamamen alın. Eğer böyle bir 90 armorunuz varsa almanıza gerek yok. Çünkü şöyle bir şey yapacağız şimdi. Zen'de armorumuzun fazla olmasını istemiyoruz. O yüzden bu cutscene devam ederken şimdi ben armorumu düşürmek istiyorum. Şu şekilde bir hit yaparak, bakın tam olmadı. Az daha aşağı eğim alacağım. Bu da tam olmadı. Az daha aşağı eğim alacağım. Yani böyle bir 90, 82 idi. 90 mesela. 90 armor iyi. Sonra HP topluyorum. 90 armor iyi. Armorun fazla olmasını istemiyorum Zen'de. Bu yüzden düşürdüm. Şimdi bundan sonra bayağı bir cutscene var. Bu arkadaş geliyor ve şöyle bir şey var. Buradan geldikten sonra direktmen buraya girmeyin. Eğer siz Rosenberg'den önce gelirseniz buraya softlock yiyebilirsiniz. Onu yapmayın. Geldikten sonra Rosenberg bunu açıyor ve 2-3 dakikalık cutscene'imiz daha var yine. Burada bekleyin. Başka hiçbir şey yapmayın. Sadece burada bekleyin. Teleport açacak falan, siz Zen'e gideceksiniz. Ben direkt cutscene'lere geçeceğim çünkü çok uzun sürüyor. Direktmen neresi oluyor? Şurası galiba. Hayır. 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 Okey. Cutscene bittikten sonra hemen burada spawn olacaksınız. Burası, yani
Ben direkt atlıyorum cutscene'i. Siz randaysanız izlemek zorundasınız tabii ki. Ben sadece tutorial yaptığım için cutscene'leri atlıyorum. Buraya spawn olduktan sonra buraya gelin. Buradan buraya gelin. Buradan da şöyle long jump yaparak şunun üstüne zıplayın. Yapamadım ama şu şekilde. Aynen bu şekilde bir jump yapın. Bu şekilde. Burayı kırın. Sonra buradan bunny hızınızı tutarak böyle bir şey yapabilirsiniz. Küçük bir bunny yapabilirsiniz. Şimdi buradaki stratler neler? Buradaki stratler 100 FPS, 1000 FPS, bilmem ne FPS falan filan stratleri burada işe yarıyor. Şimdi eğer sizin gittiğiniz yol bu şekilse, aşağı doğru ise siz bunny yapamazsınız. Ve hani aşağı doğru ise bu şekilde bunny yapamazsınız. Hızınız gidiyor sürekli. Burada yapacağım stresi şu sağda gördüğünüz şeylerden surf yapmak. Ama yüksek FPS'te surf yapılmıyor. Şöyle takılıyorsunuz. Bu yüzden burada hemen FPS'inizi 100'e düşürüp hemen surf'e başlıyorsunuz. Buradaki taktiğim yapabilirsiniz. Bunny hop ile buraya kadar gidin. Buradaki loading screen önüne kadar gidin. Loading screen geçtikten sonra 100 FPS'e 100 FPS'te surf'e başlayın. Çünkü buraya kadar burası bayağı bir takılacağınız şeyler var. Onları şey yapmamak için loading trigger'ın arkasına kadar gidin. Ondan sonra 100 FPS'e düşüp buradan surf yapın bu şekilde. Buradan bunny hop hızıyla direkt şöyle bir bunny de yapabilirsiniz. Bu şekil. Buradan buraya gidin. Şimdi burada yapacağınız şey burada gittikten sonra SMG ile şuraya sıkın. Hasar yemeden tabii ki. Şuraya sıkın. Buradaki headcrab'ler ölecektir bu şekilde. FPS 100. Buradan yeniden. Burada bir headcrab daha var. Buraya da bir nade dağıtabilirsiniz. Ben şimdi atmıyorum da. Şuraya bir nade dağıtabilirsiniz. Attıktan sonra burada bunny yapabilirsiniz. Burası yukarı doğru çünkü. Burada bunny yaptıktan sonra bu arkadaşın bloklamaması için ya revolver sıkabilirsiniz ya shotgun vurabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi buraya geldikten sonra direkt ben yön değiştirebilirsiniz. Bunu getirdikten sonra 100 FPS. Bakın şuradaki şeylere takılabilirsiniz. Şu tür kenarlar. Onlar sinir bozucu. Bu yüzden şuraya geçtikten sonra başlayın. Evet oraya geçtikten sonra. Neyse buradan devam. Burada şuradakine gireceğiz bu sefer. Bu. Şimdi bunny ile direktmen girebilirsiniz diyeyim. Bu şekilde bunny yaparak gidebilirsiniz. Bu headcrab'ı da öldürün falan filan. Burada küçük bir surf. Okey. Şimdi burada tavsiyem FPS'i 100'e düşürün. Çünkü yüksek FPS'e giderseniz baya baya takılıyorsunuz bir şekilde. Bak gidemiyorum adam akıllı. FPS'i 100'e düşürün veya 20'ye. Yani 100'e de düşürebilirsiniz. Neyse. 100'e düştükten sonra buraya çıkın. Yüksek FPS'e çıkmak çok zorluyor. Bazen sürekli şuralara takılıyorsunuz. Bu da yapacağınız tek şey yukarı bakıp W basıp en sonunda eğilmek. Buradan çıkmanın yolu. Bu şekil. Suyun altından sonra üste. Bu şekilde çıkabiliyorsunuz buradan. Tavsiyem 100 FPS ile yapın. Yüksek FPS ile sürekli bug olabiliyor. 100 FPS'e buradan gidiyoruz. FPS'i geri alıyoruz. Buradan bunny yapıyoruz. Bunu kırın. Şimdi nade boostlar başlıyor. Elinize nade alın. Buraya doğru gelin. Buraya gelin. Şuraya bir nade boost yapın. Bu şekilde. Nade boost yaptıktan sonra bunny devam etmeyin. Yapabilirsiniz duck yapın. Şu şekilde. Yapamadım ama neyse. Zaten zor oradan yapması. Scriptsiz. Sonra devam edin. Yine nade'inizi pişirin. Kalsın o. Bir saniye. Nade'i pişirdikten sonra... o bana vurdu. Neyse. Buradan devam. Böyle yapabilirsiniz. Fazla strafe atmayın. Çünkü 550 hızdan sonra şey oluyor biliyorsunuz. Buraya geldiğiniz an bir nade boost daha ve karşıya geçin. Sonra buraya patlatın. Buraya geldiğiniz an azıcık yürüyün sonra space basılı tutun şekilde bir yüzebileceksiniz. Bu şekilde sonra save edin tabii ki. FPS'i 100'e düşürün yine. Yoksa takılabiliyorsunuz. Burada bir nade boostumuz daha olacak ve armor can dengesini tutturmanız lazım. Şu an benim armorum iyi galiba. Bakayım iyi mi? Tam emin değilim. Eğer iyi değilse save yükleyeceğim bir tane. Bakayım iyi mi? Hani iyi şu an. 66 armor ve 18 66 can ve 18 armorla bu diğer boost yapabilirim ama sizin armorunuz 5 canınız 60 falan filansa bu nade boost'u failleyebilirsiniz. Bu yüzden can ve armor şeyine dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz management yapmanız gerekiyor. Çok az olmaması lazım. Çok fazla da olmaması lazım. Çok fazla olursa nade boost adam akıllı olmaz. 30 falan olmasın yani. Burada bir 18-20 şu an benim can ve armor ideal öyle diyeyim. Buradan direktmen buraya gelin. Şu şekilde. Arkadaş bana vurdu. Neyse.
Şöyle 100 FPS gidelim ki takılmayayım. Sonra buradan bunny. Arkadaş bana vurmaya devam ediyor. Ondan hasar yemeyin. Dodge yaması kolay şu an. Dodge yemiyorum ama. Buradan bunny ve nade boost. Bu şekilde uçacaksınız buraya doğru. Buraya kesinlikle uçun. Puzzle skip gibi bir şey. Bunu yaptıktan sonra şu şekilde bir duck yapın. SGS deniyor buna, CS1.6'da ama. Bir mouse tak bir CTRL, bir mouse tak bir CTRL. Bunu yapmanız lazım. Direktmen bunny yapamıyorsunuz. Sürekli en hızlı gitmenin yolu burada. Bir mouse tak bir CTRL. Bakın şu an görebiliyorsunuz benim klavyemde. Bu şekilde buraya ettikten sonra buraya atlayın. Buradan da buraya atlayın. Buradan şöyle bir şey yapın. Tam ortasından atlamayın bu şeyin. Tam ortası atlarsanız bu şekilde hayvan gibi şey alırsınız. Height, yükseklik alırsınız. Azıcık ucundan atlamaya çalışın. Düzgün bir yükseklik almak için. Bunun gibi. Neyse kafamı çarptım. Bundan sonra buraya devam. Buradan direktmen buraya atlayın. Ve bunu açın. Bunu açınızdan hemen koşun şuraya. Buradaki medkit'i alın. Sonra buradaki medkit'i alın. Buraya dönün. Buradaki medkit ve paketi alın. Ve hemen buraya gelin. Bunları bu sırada alın. Başka şeyleri almayın. Çünkü timing lazım burada. Yaptıktan sonra hemen ortaya gelin ve şu şekil bir şey yapın. Bu ne işe yarıyor dersin? İkisini de aynı anda şey yapıyoruz. Bakın normalde bunları şu şekilde teker teker götürmemiz gerekiyor. Ama şöyle bir şey yaparsanız ikisini de aynı anda götürebiliyorsunuz. Yeşil sesi duyduğunuz zaman hemen bırakın. Ben şu an tam zamanda bırakamadım ama bunu belli noktaya geldiği zaman bırakıyoruz. Eğer böyle olsa yine bu şekilde getiriyoruz. Böyle normal spam atıyorsun işte. Geldiği zaman bırakıyorsun. Bunu yaptıktan sonra hemen buraya koşuyorsun. Şöyle bir movement izle. Eğer dekme ortada şu şekil ortadan gidersen Vortigaunt doyabiliyor buraya. Buradaki Vortigaunt doğmamasını istiyoruz. Yani şu şekil bir movement yap. Şu şekil sağdan gir. Bir şey bakın şimdi Vortigaunt doğmadı. Burada belirli bir time'ımız var ve burada beklemeyin. Üstüne düşmese bile ölüyorsun çünkü kill trigger var burada. Medkit'i alıp hemen burada durun. Demin gösterdiğim gibi sağdan girersiniz Vortigaunt spawn olmuyor. Ortadan direkt damla giderseniz Vortigaunt spawn oluyor. Sonra onun için sağdan gidin. Sonra medkit'i alıp hemen buraya gelin. Geldikten sonra buraya tırmanın. Buradan buraya atlayın. Sonra şuraya doğru. Full bunny. Sonra o arkadaş bana vurmasa iyiydi neyse. Buraya bir nade atın. Buradaki paketi ve HP alın. Oraya nade atmamızın sebebi şu Vortigaunt'ların korkup bize vurmaması. Nade atın. Bunları alın. Sonra gidin buraya doğru. Burada stand up bir jump yapabilirsiniz. Benim gibi değil ama. Neyse. Bu şekilde yapın gidin. Buradan aşağı atlayın. Burada da bir nade daha atın. Sonra şuraya doğru girin. Buraya girdikten sonra evet nade'inizi alın. Şimdi bekleyin. FPS 44 çekin. Şimdi yine bir cutscene falan filan, diyalog falan filan olacak ama burada küçük bir skip'imiz var. Skip demeyeyim de tree'imiz var. Rosenberg'in kapıyı açması gerekiyor. Şu an buraları bekliyoruz doğal olarak. Şimdi Rosenberg bir diyaloğu dedikten sonra bakın şimdi korkutmaya çalışacağım. Korkup gitmiyor. Sadece öyle bekliyor. Bir diyalogdan sonra korkabiliyor. O diyalog bittikten sonra kafasına ne yazacağız? Bu arkadaş şuraya doğru koşacak. Şimdi bekleyin. Şu an server adı için diyalog gitti ama birazdan geri gelecek. Hangi diyalogdan sonra atacağınızı söyleyeceğim. I can only fear for the worst dedikten sonra atın. Bu şekilde koşmaya başlayacak. Hemen sonra atmayın. Böyle I hate to keep you dediği an atın. Bu şekilde. Arkadaş buraya koşup buraya gelecektir. Bazen orada duruyor bazen burada duruyor. Şans mı bilmiyorum ama bazen öyle oluyor. Bu şekilde neydi atın kolay strat. Sonra buraya gelin bekleyin. Bakın şimdi buraya geldi. Yani buraya geldiyse iyi demektir. Diyalog bittikten sonra bunu açacak arkadaş. Okay, şimdi bunu açacak. Açtıktan sonra direktmen buraya gidin şimdi. Bu arkadaş kapıyı açmaya gidiyor ya. Bu açmaya giderken canınız az ise hemen buradan gelin fullleyin canınızı. Canınızın yüksek olması lazım. Çünkü bayağı bir HP ve armor management olacak burada.
Şu an benim canım 90'ı hemen 100'e çekiyorum. Sonra buraya gidiyorum işte. Arkadaş kapıyı açıyor. Buradan hemen gidin. FPS'i geri çekebilirsiniz. 1000'e sonra buradan devam. Bekliyoruz yine. Şimdi bu chapter de bitecek şimdi birazdan. Bittikten sonra hemen buraya gelin. Birazdan bitecek. Okey, bitti. Buradan hemen gelip bunu açın. Açtıktan sonra bir nade boost'umuz olacak. Bu şekilde değil. Bu şekilde. Şimdi buradaki püf nokta en az 35 canınız kalsın. En az 35 can lazım size. Eğer buradaki nade boost'ta fazla can kaybediyorsanız, bakın şu an 46 can en iyi sayı diyebilirim. 46-45 falan gayet iyi bir sayı diyebilirim. HP lazım bize. O yüzden direkt ben şu şekil yapmayın. Yani şu şekil 13 canla falan gitmeyin. Şimdi ben 40 canla gideceğim. Burada gördüğünüz trigger'ı aktif etmeniz gerekiyor. Burada bir trigger var. Buraya konuşma trigger'ını aktif edip hemen geri gelin. Sadece bunu alın. Bir daha atayım. Çok hızlı gittim. Net boost'u yapın. Buradaki trigger'a dokunun. Canınız en az 35 kırık olsun. Eğer dediğim gibi eğer Nate Boost'ta fazla can kaybediyorsanız direkt ben buradaki şeyi alın. Bir 5-6 saniye falan daha yavaş. Öyle diyeyim. Bunu yaptıktan sonra hemen buraya dönün. Boost ölü değilse öldürün. Şimdi burada yapacağınız şey sadece zırhı alın. Sadece. Kaskı almayın. Kask ona lazım olacak. Şimdi o cutscene'i aktif ettiğimiz için bu arkadaş kapıyı açmaya başlayacak. Burada bekliyoruz. Kesinlikle bunu sonra alacağız. Şimdi almayın. Sakın almayın onu. Ve bekliyoruz. Evet, arkadaş kapıyı açacak. 10 saniye, 5 saniye, 5 saniye ileri alabilirsiniz şu anda. 5 saniye ileri alabilirsiniz. Evet, kapıyı açtıktan sonra arkadaş burada bekleyin. Açar açmaz hemen nade atın. Bu şekilde. Burada patlayıcı var. Bunu patlatmak istiyoruz hepsinin ölmesi için. Yani o zaman başlar başlamaz atın. Buradakiler ölecektir. Şimdi burada askerleriyle büyük bir imtihanımız olacak. Attıktan sonra hemen gelin. Burada HP kesinlikle alın. HP kesinlikle alın. Buradan bunny ile buraya gidin. Buradan da buraya gidin. Safe olması için bu arkadaşı öldürebilirsiniz. Öldürmenize gerek yok eğer çok güveniyorsunuz kendinize. Ama öldürmek daha safe. Şu şekilde öldürün yani, tavsiye. Sonra buraya gelin. Nate Boost'a buraya gidin. Burada bekleyin ve Nate Boost'a... Ay Allah. Yapamıyorum. Bu şekilde. Şuraya doğru bir yere sıkın ve Jettle Space. Yine mantık aynı Nate Boost'ta. Bu şekilde buraya gidin. Buraya devam. Bu arkadaşı kesinlikle öldürün. Öldüremedim. Bir saniye. Size bir daha göstereyim. Buraya gelin. Buraya. Bu arkadaşı öldürün. Buraya doğru çıkın. Evet, iyi. Oraya çıkmadan önce şey yapın. Bu arkadaşı öldürdükten sonra hemen HP'yi alın. Sonra da alabilirsiniz. Ben şimdi save'im burada olduğu için sonra alacağım ama erken almak daha hızlı. Bu yüzden erken alın. Sonra buraya çıkın. Buraya patlatın. Burada snackları alacağız. Bakın ben bunny yapın buradan. Şimdi bunların her şeyi alın. Buradaki her şeyi. Özellikle snackları çok önemli bunlar. Hepsini alın. HP'yi de alın. Hepsi lazım buradakilerin. Aldıktan sonra dönün. Bunny ile. Buraya arkadaşlara bomba atıyorlar ama neyse. Buradan direktmen şu şekilde bir movement yapabilirsiniz. Şu şekilde. Ya da direktmen şuna, sonra buraya atlayabilirsiniz. Arkadaş bana pusu kurmuş. Evet, önüme bomba atmış. Neyse. HP'yi alın. Oops. HP'yi aldıktan sonra adam 2 nade koymuş. Ne yapıyorsun sen? Neyse. Sonra buradan devam edin. Burada tavsiye edeceğim şey şu. Eğer buradaki adamı öldürmediyseniz sonradan nade atabilirsiniz. Bu daha hızlı, adamı öldürmeden direkt nade atmak bu şekilde daha hızlı ama bazen şu arkadan gelen iki arkadaşlar da beni deşebiliyor. Ben burada ne yapıyorum? Eğer fazla geridelerse direkt ben nade boost'umla buraya gidiyorum. Eğer değillerse, fazla rahatsız ediyorlarsa arkama bir nade atıyorum. Ama nade atmanızı pek önermem. Direkt ben gidin daha iyi. Yani şöyle yapabilirsiniz. Şuraya, sonra şuraya. Biraz long jump'la direkt ben şuna da atlayabilirsiniz. Ama şöyle yapmak daha safe. Yes. Buradan sonra buraya bir nade boost'a. Bu şekilde.
Can çok önemli. Direkt ben şöyle net boostlar yapmayın. Şu şekilde en az canınız gidecek şekilde yapın. Şu an 74'de 1 çok iyi. Yaptıktan sonra buraya gidin. Burada görünmez arkadaşı öldürün. Kapıyı açın. FPS 100 çekin veya 20 çekin 20. Çünkü şöyle bir şey var. Bu arkadaş yüksek FPS'te çok hızlı gidiyor. Bakın şu şekilde. 100 FPS'e daha yavaş, 20 FPS'e daha da yavaş. Burada yapabileceğiniz şey şu. Buraya geldikten sonra bir Vortigern'ı öldürmek. Hop, içine sıkıştım. Hop. Bir Vortigern'ı öldürüp devam edebilirsiniz, şey yapılmasını istiyorsanız. Ama tavsiyem şunu yapın. Buraya geldikten sonra direkt gidin. Bunu öldürün. Kapıyı açın. FPS 20. Save load atın. Bu arkadaşın vurulmaması için. Save etmek istiyorsunuz direkt öldürebilirsiniz. Ama burada save load atın. Bunu itin. Bu arkaya geçen insan size vuramayacaktır. O yüzden gidin. 100 FPS sonra 20 FPS sonra bu arkadaşı buraya itin ve buna basın. Burada FPS management çok önemli. Çünkü direkt uçmasını istemiyorsunuz o şeyin. O yüzden 20 FPS, 100 FPS falan dediğim yerlere dikkat edin. Bu sırada buraya gelin, bunları öldürün. Buradan can alın, canınızı fulleyin. Kesinlikle, kesinlikle fulleyin. Şimdi burada Yiğit strat yapacağız. Yiğit diye fırlatacağız. Şimdi FPS 100, FPS 1000. Bir saniye, olmadı. FPS 100, FPS 1000 yine olmadı. FPS 100, FPS 1000 yine olmadı. FPS 100 sonra 1000 bu şekilde uçur. Sonra yine 100 sonra 20. Sonra bu şekilde burayı alın ve buna basın. 100 FPS çek buraya, 1000 FPS at oraya, 20 FPS çek, sonra bunu da it buraya. Bu şekilde. En hızlı strat yolu bu. Açıktan sonra buraya inin ve bu kapıyı açın. Ondan sonra buraya inin. Şu an 100 cana 2 armorum var. En iyi, çok iyi, çok safe. Kaskı alın. Kaskı aldıktan sonra yapacağımız şeyler var. Buraya gelin. Başlatın ve Nate Boost'a buraya çıkın. Şu an perfect. Bunu kesinlikle yapın. Çok fazla time save'i var. O yüzden Arbor HP management'a çok dikkat edin. Bu şekilde Nate Boost'a yukarı gelin. Şimdi burada yapacağımız şey, bu lambayı geçtiğiniz an Nate Boost yapın. Bu şekilde olmadı. Bu şekilde Nate Boost yapın. Burada direktmen Nate Boost'a gideceksiniz. Hemen geçtiğiniz an değil de hizasına geldiğiniz an hemen bu şekilde Nate Boost yapın. Bu şekilde geleceksiniz. Şimdi burada hızlı olun. Çünkü bu arkadaş gelirse buraya softlock yer oyun. Rosenberger buraya gelebilirse oyun softlock yer. Şimdi aldığımız snacklarla ne yapıyoruz? Buraya geliyoruz. Şimdi Rosenberger'ın oyunun devam etmesi için Rosenberg'ın neden burger diyorum bilmiyorum ama Rosenberg'ın oradaki triggerlere dokunması gerekiyor. Meğersem biz bu snackları atınca da Rosenberg dokunmuş gibi oyuna bir şey verebiliyoruz. Yani snack'ı alıyoruz. Rosenberg'ın gelmemesi gerekiyor bu arada. Çok hızlı gidin. Buraya gelin. Şimdi trigger'ları göstereyim size. Bu trigger ve bu trigger'a da Rosenberg'ın dokunması lazım. Ama snarklarıyla dokundurabiliyormuşuz. Bakın kapı kapandı şu anda. Kapı kapandıysa tri'yi yapmışsınız demek oluyor. Snarkları alıp buradakini atın. Atamadım şimdi. Atın. Sonra buna dönün. Buna atın. Ve hemen buraya çıkın. Hemen buradan. Bunu kırın. Bir daha göstereyim. Buraya atın. Sonra öldüreceğiz snarkları. Şimdi öldürmeye gerek yok. Bunu atın. Sonra bunu atın. Kapı kapandıysa okey demektir. Buradan dönün. Camı kırıp hemen buraya gelin ve buna e-spam atın. Bu birazdan açılacak. Direkt e-spam atın. Bu şekilde açıldıktan sonra dönün abi, snarkları vurun. Eğer hala hayattalarsa snarkları vurun. Şimdi burası full cutscene ama izleteceğim. Şey için, trikler için, snark trikleri var bir sürü. Rosenberg arkadaşımız şu an burada ama göremiyoruz snarklar şey olduğu için. Umarım bağırmıyorumdur, bu arada arasında bağırıyorum. Neyse. Şimdi 3 tane aşama olacak. Aa, bir saniye, şeyi anlatmıyordum, şey anlatmıyordum. Bir daha anlatıyorum. Pardon. Bunu geliyorum, bunu açıyoruz. Bunu da açıyoruz. Kapandıysa okey. Buraya geliyoruz. Bunu kırıyoruz. Burada spam atın. Şeyi anlatmayı unuttum ya. Bundan önce bir aşama vardı. Bunu aşıktan sonra hemen buraya gelin. Burada bekleyin. Snarklar kendi kendini öldürdü zaten. Şimdi buradaki şey patlayacak. Bunu hemen yukarı yeşile geri çekmemiz gerekiyor.
Bunun mantığı şu. Şu an bakın fark ettiyseniz tam dibine giremiyorum bu olayın. Patladığı an dibine girebileceğim. Şu an kullanamıyorum yani. Dibine girebildiğim an kullanmaya başlayabilirim demektir. Şimdi bakın birazdan patlar. Bakın patladı. Şu an dibine girdim. Bakın küçük bir hareket oldu değil mi? O hareket olunca siz bunu artık basabilirsiniz demektir. Böyle bir timelarsınız kendiniz. Hemen basın. Yanımızda Hound'aylar spawn olacak. Onların bizi öldürmemesi için save load atın, devam edin. Bir save load da yapabilirsiniz ama çok erken save load atarsanız iki tane de atabilirsiniz. Attıktan sonra bunları öldürün ölmemek için. Yeşile geldiği an bırakabilirsiniz. Şimdi burada bekliyoruz. Yine cutscene var ama tree'miz var yine. Şimdi burada gördüğünüz şey 3 kere dolacak. Bu portal gelecek. İşte bunun olayı normal şey. Bunun arkadaşları Rosenberg ve biz kaçıyoruz. Bunun arkadaşları ve Rosenberg'ün değmesi yani biz direktmen teleporter'a snark atacağız. Onların işlevini görecek. İlk teleporter'ı bekliyoruz. Direkt spam atın buna bu arada. Geldiği an kırmızı olacaktır düğme. Direktmen spam atın yani. Sonra geldiği an timeline fırlatın. Olmadı. Nereye attığınız çok önemli. Mesela yanlışlıkla şuraya atarsanız buradan sekip gidebilir. O yüzden şöyle bir şey atın. Bu şekilde teleporter'ı değdiği an o aşama tamamlanmış olacaktır. Bundan sonra bunu öldürün. Çünkü gelip size de vurabiliyor. Namus için direkt öldürün. İlk aşama bitti. İkinci olacak. Sonra üçüncü olacak galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Desi pek önemli değil. Yine sağdakinin şarj olmasını bekliyoruz. Spam atıyoruz. Teleporter açılıyor ve direktmen Snark'ı yolluyoruz işte. Beş oldu. Spam atıyorum. Spam'i attım. Sonra Snark'ı fırlattım. Hop, çok erken attım maalesef. Bu şekilde yapıyorum ve şunu geri öldürüyorum. Çok erken attım az önce. Bir tane daha yapıyoruz. Sonra biz gidiyoruz. Şimdi Rosenberg gidecek. Tabii var olmayan Rosenberg. Bakladık. Yine Snark kullanacağınız için pek sıkıntı olmuyor. Şimdi yine arkadaş gelsin. Arkadaşlarım şu şarj olsun. Bir saattir videodayım. Beynim pepego oldu. Spam atıyoruz. Spam attıktan sonra timeline Snark'a fırlatın. Yine fırlat, çok kötü yere fırlattım. Şuraya fırlatmamaya dikkat edin. Şuraya falan da fırlatabilirsiniz. Direkt öne gidiyor zaten. Tamam. Şimdi 3 tane oldu. Bir tek biz kaldık. Şimdi burada yapacağım strat biraz farklı. Long jump yapıp duvarın arkasından basacağız. Şimdi bunun için buraya gelin. Oradan buraya zıplayın. Burada bekleyin. Tamamen burada bekleyin. Long jump'ı buradan yapmayın. Yaparsanız ölürsünüz bu şekilde. O yüzden buradan yapın. Yapacağımız şey bu fullenecek, soldier'lar gelecek. Onlara nade atıp buradan long jump ile düğmeyi açacağız. Sonra teleporter'a gideceğiz. Bekleyin, sesten anlayacağız. Biraz ses kasmak gerekiyor. Bekliyoruz. Soldier'ları öldürmeniz kesinlikle lazım yoksa içinizden geçiyorlar. Öyle diyeyim. Fırlatıyorum. Nade. Okey, bastın. Demin basabildim. He, pardon. Demin gelen sesi duydunuz. Onu bir istersen geri sarın bir daha dinle. O ses geldikten sonra fırlatın. Emin olmak için iki tane de fırlatabilirsiniz. Fırlatın. Fırlatın. Press strafe basın. Eğer basma sesi geldiyse yapmışsınız demektir. Burada bekleyin. Bu şekilde. Şimdi burada diskli strat var. Bunu kaçırırsanız oyun crashlıyor. Ona göre çok dikkatli yapın bunu. Şimdi bekleyin. Oyun gelir gelmez. Geldikten sonra hemen save load at. Buraya gel. Bir kere anlatacağım. Buraya kesinlikle gelin. O save load'u atın kesinlikle. Buraya gelin. Sen şu an oyunu bugladım herhalde. Ups. Neyse ben pratik save'i yükleyip devam edeyim. Deminki pek olmadı. 38. Heh. Gelir gelmez. Save load atın. Sonra burada bekleyin. Ya aynı bug'a soktum ama normalde şey olması gerekiyor. Rosenberg'in burada olması gerekiyor ama biraz bug'a girdi. Neyse. Sana buradan evet, tamam şu an geliyor. Okey, şu an geliyor. Şimdi burada bekleyin.
Save atacağımız bir yer daha var. Şu an quick save'e basmayın. Quick save'e basarsa oyun çöker. Tam zamanda atmanız gerekiyor. Burada bekleyin. Burada kesinlikle bekleyin. Ben kendi deneyimlerimden biliyorum. Burada bekleyince çalışmıyor. Ve 30-40 saniyelik bir cutscene skip yapacağız şimdi save load ile. Tam zamanda atmanız lazım. Bir kere göstereceğim. Sen yani şu an yine diyaloğu skiplemişim maalesef. Göstereceğim şimdi. Okey, şimdi. Bekliyoruz. Yeşil ekran geldikten sonra atacağız. Atıyorum. Ve oldu. Okey. Cutscene skip oldu. Eğer save atmazsanız sizi Easter Egg'e yolluyor. Şey, Half-Life'den bir sahne cutscene'e yolluyor falan. Bu şekilde atarsanız cutscene skip dersiniz. Bundan sonra hiçbir zaman quick save atmayın. Oyununuz direkt çöker. Bekleyin. Time birazdan bitecek. Şimdi son cutscene ve oyun bitiyor. Time text geldiği zaman bitiyor. Birazdan bitecek yani. Ve time herhalde şimdi. Time olması lazım. Okay, Kendall durduruyor zaten. Ve Half-Life Blue Shift buydu. Umarım içinize yaramıştır. Run yollamayı göstermeyeceğim. Sadece anlatacağım şimdi. Çok kolay. Siz hemen Valve One veya Blue Shift'inizin Blue Shift'inize gidip oradaki demoları kopyalıyorsunuz. O demoları WinRAR yapıp yüklenebilir bir yere atıyorsunuz. Google Drive'dır, Mediafire'dır, bilmem nedir. Oraya atıyorsunuz. Run yollarken gerekli bilgileri koyuyorsunuz. Time'ınız ne? Demoları, sonra açıklamaya demoları koyuyorsunuz. Bu kadar. Sonra Submit. Videoya gerek yok, live stream'e gerek yok, hiçbir şeye gerek yok. Sadece demolar lazım. Siz demoları atınca zaten oradaki modlar hallediyor. Run yollama da böyleydi. Umarım yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve diğerki videolarda görüşmek üzere. Son bir şey diyeceğim. Speedrun Türkiye Discord'una katılmak isterseniz aşağıya linki bırakacağım. Eğer link geçersiz olursa bana yorumlarda sorun, bir kez daha atarım linki. Bu da işte Türk Speedrunner'ların buluştuğu bir yer diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.